Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda serama kümesimizdeki yumurtayı kim yaptı, kim yapmadı olayını sizler için aydınlatacağım. Çünkü seramalarımızın videolarının altına birçok yorum gelmiş. Gerçekten birçok arkadaşımız, birçok dostumuz merak ediyor. Kısır serama mı yumurtluyor yoksa kuması mı yapıyor? Bunu sizlerle hemen paylaşacağım. Paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi hep beraber bu olayı aydınlatalım. Ta 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 tam. Geldik serama kümesimize. Arkadaşlar ben sizlere iki tane video attım. Bir serama kızımıza kuma getirdiğimi attım. İkinci videoda da seramalarımızın kümesinde iki tane yumurta bulduğumu sizlerle paylaştım. Bu yumurtaları iki gün içinde bulduğum için şüphelendim. Çünkü seramalar genelde bir gün yapar, iki gün dinlenir diye biliyorum. Ama bir gün yapıp bir gün de dinlenebilirler. Bu yüzden biraz kafam karışmıştı. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. Hepiniz de fikirlerini yorum olarak yazmıştınız. Ben görmüş olduğunuz öndeki kısır kızımızı 3-4 gün başka bir kafese aktardım. Kesinlikle aktardığım kafeste yumurta bulamadım. Ama görmüş olduğunuz kuması 3 gün içerisinde 2 tane yumurta yaptı. Yani bir gün yaptı, diğer gün dinlendi ve ertesi gün tekrar yaptı. Yani demek oluyor ki kısır seramamız hala kısır arkadaşlar. Maalesef kısır kızımız yumurta yapamıyor. Kuması bol bol yumurta yapıyor. Dördüncü yumurtasını aldım kumamızın. İnşallah çoğaltabiliriz seramalarımızı. Maşallah oğlumuza ve bütün seramalarımıza. Yapacak bir şey yok. Kısır kızımız kısır kalmaya devam ediyor maalesef. Çatısı açık. Anüsü kocaman. Ama karnının altı kocaman şiş arkadaşlar. Böyle büyük bir şişlik var. Ben ödem diyebiliyorum. Veteriner ameliyat yaparız ama kurtaramayabiliriz diyor. Ben kesmeye kıyamıyorum. Sizler de kıyamıyorsunuz. Besleyin ne olursa olsun besleyin diyorsunuz. Hatta bir yorumda şunu da okudum. Ortaya salın. Kendi başına ne yaparsa yapsın. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz zaten diyen bile var. Şimdi ben bu kızımızı yakalayacağım. Ne demek istediğimi o şişliği sizlerle paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi yine yoruma yazın arkadaşlar. Şimdi yakalayalım kızımızı. Evet flaşı açtım daha net anlatabilmek için. Gördüğünüz gibi kısır seramamızı yakaladım. Ve nefes bakın tuttuğum halde nefes alamıyor arkadaşlar. Sürekli derin nefesler alıyor. Sizlere söylemiş olduğum, anlatmaya çalışmış olduğum şişlikte burası. Görüyorsunuz koskocaman bir şiş. Eti bile gözüküyor. Neredeyse iç organları gözükecek. O kadar şiş arkadaşlar. Şu taraftan da göstereyim. Bu kızımız hiçbir şekilde yumurta yapmıyor. Ve kesinlikle karnı kocaman şiş. Büyük bir ihtimal yumurtalık yolları tıkalı. Sakin ol oğlum, sakin ol. Kavga çıkarma. Büyük bir ihtimal yumurtalık yolları tıkalı ve bence yumurtaların sarısı karnının boşluğuna birikiyor. Onu da elimle de uğraştım çıkaramadım. Doğru söylüyor diyor oğlumuz. Çıkaramadım arkadaşlar. Kesmeye de kıyamıyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kumasına da zarar veriyor. Tek başına bir kafese de kapatmak istemiyorum. Yani gerçekten çok tatlı, çok mükemmel bir hayvan. Öyle değil mi oğlum? O da doğru diyor. Karısını seviyor adam. Kumasından da vazgeçmiyor. Karısından da vazgeçmiyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bir fikriniz varsa sizler de yorum kısmına yazın. Oğlumuz da rica ediyor. Bir çözüm bulalım bu işe diyor. Şimdi oradan delirmiş bu diyeceksiniz. Hayvanlarla konuşuyor. Vallahi ben hayvanlarımın hepsiyle konuşuyorum. Bu gayet normal bir şey. Ve gayet de iyi anlaşıyoruz. İnanmıyorsanız dayıya sorun. Söyle oğlum. Anlaşabiliyoruz de. Gördünüz mü? Gayet iyi anlaşabiliyoruz. Yapacak bir durum yok arkadaşlar. En azından serama kızımızın artık yumurta yapmadığını biliyoruz. Kısırlığa devam ettiğini de artık net bir şekilde biliyoruz. Kuması bol bol yumurta yapıyor. Kumasına da koskocaman maşallah diliyoruz. Onları yerlerine koyayım. Büyük bir kaos, büyük bir kavga çıkmasın. Durum bundan ibaret arkadaşlar.
Hayvanlarımızı da sizlerle detaylı bir şekilde paylaşalım. Kümesimiz büyümeye devam ediyor. Sizleri büyük sürprizler bekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne olduğunu şu an söylemeyeceğim. Yoksa sürprizi kaçar. Bak oğlum doğru diyor. Bugünkü hasılatımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakınlaştırıp yine kameramızın flaşını yakacağım. Daha güzel gözüksün. Arkadaşlar bugünkü hasılatımız bu. Maşallah videolarda artık topladığım zaman paylaşıyorum. Yine 4 viyol Çin bıldırcını toplamışız. Her biri 12'li. Birer iki göz boşluğu var. Toplamda 40-45 tane yumurta alıyoruz günlük olarak. O da harika bir duygu. Sadece görmüş olduğunuz bu gözlerden çıkıyor bu kadar yumurta. Ve köşedeki salma yerimizden çıkıyor. Yani kışın ortasında bu verim harika. Horozlarımız aktif, tavuklarımız aktif. Allah sizlere de nasip etsin bu duyguyu. Sizin de kümesinizin verimi artar inşallah. Birçok videomun altına sürekli aynı sorular geliyor. Diğer videolarımı belki izlememiş olabilirler, görmemiş de olabilirler. Sürekli bana şu soru geliyor. Tavuklarım yumurtlamıyor. Ne zaman yumurta yapacak? Ben şu cevabı veriyorum. Benim kümesim sıcak arkadaşlar. Kış ayına rağmen kümesim çok sıcak. Bu yüzden benim hayvanlarım sürekli üretim halinde. Bunun dışında benim kümesimin bir sistemi var. Her şey sistematik. Suluğu sistematik, tüneyi sistematik, folluğu da aynı şekilde. Yani sizler bu şekilde hayvanlarınıza gözünüz gibi bakmazsanız verim alamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki benim bakmadığımı nereden biliyorsunuz? Yani verim alamıyorsan bakmıyorsundur. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Benim kümesimde yaklaşık 7 tane tür var. 7'sinden de yumurta alabiliyorsam ki oğullarım da onaylıyor. Bu harika bir duygu, harika bir başarı. Eğer siz alamıyorsanız bir şeyi eksik yapıyorsunuzdur. Siz gözünüz gibi baktığınızı zannediyorsunuzdur ama bir şeyleri eksik yapıyorsunuzdur ve bunun farkında değilsinizdir. Sıcaklık önemli. Kümes huzuru önemli. Tavukların birbirini dövmemesi önemli. Horoz sayısı çok önemli. Diyelim ki 4 tane tavuğunuz var. Buna 3 tane horoz koyamazsınız. 1 tane horoz yeterli. Yani bunlara dikkat ederseniz sizler de yüksek verim alırsınız arkadaşlar. Umarım bu videoyu yararlı bulursunuz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.